Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay supla modelini yapacağız. Bu supla modelini hem supla olarak kullanabilirsiniz hem de rüya kapanlarında kullanabilirsiniz. Yapılışı gayet kolay. Yakın görünüşü bu şekilde. Suplamın eni 36 santim. Eğer bunu büyütmek isterseniz son sıraları tekrar ederek büyütebilirsiniz. Bu benim için ideal bir ölçüydü. O yüzden daha da büyütmedim ve 36 santim oldu. Bu suplayı hem bu runner için hem de bundan sonra yapacağım bir runner için çok uyumlu olacak. Onun için paylaşıyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ve bundan sonra birkaç model için de kullanabilirsiniz. Bu suplayı rüya kapanlarında, duvar panolarında da kullanabilirsiniz. Yastıkların üzerine motif olarak ekleyebilirsiniz. Oralarda da kullanabilirsiniz. Orta kısmını kahve sunumlarında kullanabilirsiniz. Bardak altı olarak da kullanabilirsiniz. Modelin yapılışına geçmeden kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişebilmesi için bir beğen ve yorum yaparak kanalıma katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi videomuzun yapılışına geçebiliriz. 2 mm koton makreme ip kullanıyorum. Benim kullandığım bu marka ip. Amerika'da yaşıyorum. Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpim bu şekilde yumuşak bir koton makreme ipi. Ama Türkiye'deki ipler gibi böyle sert değil. Şu şekilde daha önce ben koton bir ip kullanıyordum. Onun gibi bir ip. Hani Türkiye'deki gibi sert koton makreme ipler gibi değil. Eğer böyle makrome ipi bulamıyorsanız koton ipleri de tercih edebilirsiniz. Birbirlerine çok benziyorlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu şekilde koton ipler de kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ip bu şekilde. Bu koton makrome, bu da normal kullandığım koton ip. İsterseniz bu şekilde koton makrome kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde koton ipler de tercih edebilirsiniz. Bu koton makrome ipinde 250 metrede 250 gram ip varmış. Normalde 2 ile 4 milimetre tığla örülüyormuş ama ben 4 milimetre tığla öreceğim. Bu koton ipimde de 109 metrede 71 gram ip varmış. %100 koton bu ipim. 5 milimetre ile örülüyormuş. Ben bunda 4 milimetre tığ kullanıyordum. Bu koton makrome ipim %69 koton, %31 polyestermiş. İpimi de bu şekilde size göstermiş oldum. Dediğim gibi ipim yumuşak bir ip. Şöyle yakından da size göstereyim. Böyle sert bir ip değil. 4 milimetre tığ kullandım. Modeli yaparken sihirli halka yaparak modelime başlıyorum. Sihirli halka yaparken orta parmağımı kullanıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru parmağıma doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca parmağımı tutuyorum. Tığımı bu sardığım ipin arkasından bir geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Bir sefer böyle sadece bir sefer çeviriyorum. İpi alıyorum. Bir zincir yapıyorum. İpimi burada sabitleştiriyorum. Bu şekilde ben kendi halkamı oluşturmuş oluyorum. Bu suplayı yaparken ben ikili trabzan değil de üçlü trabzan olarak yaptım bu modeli yaparken. Bu şekilde daha güzel durdu. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. İkili trabzan yapsaydım 3 zincir çekerek başlayacaktım. Ama üçlü trabzan yaptığım için 4 zincir çekerek başlıyorum. İlk zincirimi çekmiştim zaten. 1, 2, 3, 4. Bunu trabzan yerine bir de bir tane zincir, ara zincir için çekiyorum. Toplamda 5 zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. 1 zincir, 2 sefer tığımı doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, iki sefer tığımı doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. Doladıklarımı alarak trabzanımı yapıyorum.
Bu şekilde toplamda 16 adet yapıyoruz. Arada bir zincir, iki sefer doluyoruz. Boşluktan ipimizi alıyoruz. Trabzanlarımızı yaparak toplamda 16 adet yapıyoruz. Bu ilk zincirimizle birlikte toplamda 16 adet yapıyoruz. Toplamda 16 adet trabzan yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum, ortada boşluk kalmayacak şekilde. Sonra bir zincir çekiyorum. Burada dördüncü zincirin içinden batarak bu ipimi de böyle tığıma doluyorum. İpimi oradan alıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde ilk sıramız bitmiş oluyor. 6 zincir, 4 zincir ilk trabzan için, 2 zincir ara zincir için. 2 sefer doluyoruz. Bütün sıra sonuna kadar, bu suplanın sonuna kadar hep 2 sefer böyle dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bu ipi de tığımın üzerine doluyorum. 2 sefer doladığımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir, 2 sefer tığımızı doluyoruz. Sıradaki trabzanımızın tepesine batıyoruz. 2 sefer doladığımızı yapıyoruz. 2 zincir, 2 sefer tığımıza doluyoruz. Sıradaki trabzan tepesine batıyoruz. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine batıyoruz. 2 sefer zincir çekiyoruz. 2 sefer tığımıza doluyoruz. Sıradaki trabzan tepesine batıyoruz. 2 sefer doladığımızı yapıyoruz. Bu şekilde 2 zincir, 2 sefer doluyoruz. Sıradaki trabzan tepesine batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün trabzanların tepesine batıyoruz. Bütün trabzanların tepesine battım. Son iki zinciri de yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Buradan dördüncü zincire batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden getiriyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi 5 zincir. Şimdi tekrar bütün trabzanların tepesine batacağız. Trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı yapıyoruz. 5 zincir. Trabzan tepesine bir sık iğne yaparak bütün trabzanların üstüne yapıyoruz. Bu sonuncunun üzerine batıyoruz. Birleştirmesini beraber yapıyoruz. Bütün trabzanların üzerine battım. Şimdi sonuncuyu birleştirmeyi birlikte yapacağız. 5 zincir çekip buraya batmayacağım. Çünkü benim bu sırada, bakın, böyle ortadan başlamam gerekiyor. Buradan başlamayacağım. Böyle ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden öyle batmayacağım. 3 zincir tığıma doluyorum. Bu battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı birleştirmiş oluyorum, hem de böyle ortasında olmuş oluyorum. Bu sırada da aynı şekilde 5 zincir, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Sıradaki boşluğun, bu sefer bunların tepesine batmıyoruz. Boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir.
sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 zincir çekerek bütün boşluklara batıyorum. Son boşluğa kadar yapalım. Sadece birleştirme kısmını birlikte yapalım. Bu diğer sıradaki bu başlangıç kısmındaki önceki boşluğa kadar geldim. Aynı diğer sıradaki gibi yapacağım. 3 zincir tığıma dolacağım. Aynı bakın diğer sırada yaptığım gibi bu trabzanlı olan yere batacağım. Bir trabzan yapacağım. Hem sıramı birleştireceğim hem de bu sıranın ortasında başlamış olacağım. Şimdi bu sırayı bitirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlamış oluyorum. 4 zincir tığımı 2 defa doluyorum. Bu yeni sıradaki boşluğa batarak trabzanımı yapıyorum. 4 zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılmış oluyor. 2 defa tığımı doluyorum. Bu az önce yapmış olduğum trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyorum. Bu 1, 2, bu zincirlerle birlikte 5 olacak ama bu yaptığım trabzanlar 4 olacak. Üç, iki defa doluyoruz ve 4 zincirlerle birlikte 5. İki sefer tığımı doluyorum. Sıradaki boşluğa tekrar trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Gene hafif elimi çeviriyorum. 4 zincir. Aynı buradaki gibi. Sonra tekrar tığımı doluyorum. Bu zincirden hariç buradaki gibi 4 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç ve 4. Zincirle birlikte 5 oluyor. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek trabzanımı yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. 4 zincir. Tığımı 2 defa doluyorum. Bu yaptığım trabzanın üzerine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tığımı 2 defa doluyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Ben buraya kadar yaptım. Şimdi sonuncuyu yapacağım. Az önce sıra başlarken 3 zincir ve 1 trabzan yaptığım yer. Şimdi tığımı 2 sefer doluyorum. O trabzanın tepesine batarak 1 trabzan yapıyorum. Sonuncuyu yapıyorum. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada 3 trabzan yapacağım. Çünkü 4. trabzan bu olacak. Buraya birleştireceğim. 1 2
Ve 3. Dördüncüyü de buraya birleştireceğiz. Burada dördüncü zincir batarak ilmeğimin içinden geçiriyorum. Dördüncü zincir bu olmuş oluyor. Eğer bir tane daha yaparsam burası bayağı kalın oluyor. Diğerlerinden farklı olmuş oluyor. Burayı da birleştiriyoruz. Sıramız bitmiş oluyor. Şimdi benim bu zincirin tepesinden başlamam gerekiyor. O yüzden iz sürme yaparak bu zincirlerin içine batarak ipimi alıyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. Bu zincirin tepesine kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde zincirin tam tepesine gelmiş oluyorum. Bu sırada tamamen zincir yaparak devam ediyoruz. Sekiz zincir yapıp burada sonuncu zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Buradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Eğer gergin duruyorsa bir tık fazla yapabilirsiniz. Eğer burası böyle çok bol duruyorsa bir zincir azaltabilirsiniz. Burası tamamen duruş şekline göre buradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Burası benim için 8 tam ideal geldi. Modeli değiştirmiyor. Dediğim gibi burayı istediğiniz sayıya değiştirebilirsiniz. 8 zincir. 1. Sıradaki zincirin tepesine batarak bir sık iğne. 8 zincir. 1. Sıradaki zincirin tepesine batarak bir sık iğne. 8 zincir. 1. Sıradaki zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsinin tepesine batarak sıra sonuna kadar batıyoruz. Sonuna kadar geldim. 8 zincir çektim. İlk battığım yere batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 5 zincir. Zincirin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Zincirin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son boşluğa battım. Şimdi sıramı birleştirmeden önce benim hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de ortada bitmem gerekiyor. O yüzden 3 zincir yapacağım. Tığıma dolacağım. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi trabzan yaparak hem sıramı birleştirmiş olacağım hem de sıranın ortasında bitmiş olacağım bu şekilde. Şimdi bu sırada da hep zincir çekeceğim. Bu sefer 7 zincir çekeceğim. Bu sefer hep boşluklara batacağız. 7 zincir. Sıradaki boşluğun ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğun ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir.
Sıradaki boşluğun ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Bu sırada böyle çok kolay. Hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. 7 zincir boşluklara batarak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı diğer sıradakiler gibi hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de sıra ortasında başlamam gerekiyor. Bu sefer bu zincir sayısı fazla olduğu için bu sefer 4 zincir yapıyorum. Tığımı bu sefer 2 sefer doluyorum. Az önce trabzan yaptığım yere batarak bu sefer üçlü trabzanımı yapıyorum. Diğer sırada 5 zincir yaptığımız için 3 zincir çekip 1 trabzan yapmıştım. Bu sırada 7 zincir olduğu için 4 zincir çekip üçlü trabzan yaptım ki ölçüleri aynı olsun diye. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz ve son sıramız bu sıranın aynısını yapacağız. Hiçbir fark yok, aynısını yapıyoruz. 4 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Sıradaki boşluğa batıp trabzanımızı yapıyoruz. Dört zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın üzerinde 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 sefer doluyorum. İkinci trabzanımı yaptım. 2 sefer doluyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. 2 sefer doluyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 sefer tığımı doluyorum. Sıradaki boşluğa gelip trabzanımı yapıyorum. Tekrar hafif döndürüyorum. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu yaptığım trabzanın üzerine 4 trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. 2 3 ve 4. Tekrar 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. 2 sefer doluyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan. 2 trabzan. 3 trabzan. Ve 4 trabzan. 2 sefer tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve bu bizim son sıramız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu trabzanımın üzerine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Normalde 4 tane yapıyorduk ama bunu da 3 yapacağız. Çünkü sıramızı birleştiriyoruz. 4. bu. 4. zincirin tepesine batarak sıramızı birleştiriyoruz. Bu ipimizi kesiyoruz. Arkada ipimizi saklıyoruz. Bu şekilde suplamızı bitiriyoruz.
yapılışı bitmiş oluyor. Sonra bunu arkadan hafif ütülüyorum ben. Bu şekilde ipimizi arkada saklıyoruz. Suplamı hafif tersten ütüleyip geliyorum. Benim ipim ütülenebiliyor. Hafif tersten ütülüyorum. Ütüledikten sonra ipim bu şekilde güzel duruyor. Sizin ipiniz de ütüye elverişliyse siz de ipinizi ütüleyebilirsiniz. Ben şimdi suplamın son halini runner'la birlikte göstereceğim. Suplamın bitmiş hali, ütülenmiş hali bu şekilde. Sizler nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Bunu duvar panosu olarak rüya kapanlarında da kullanabilirsiniz. En son yaptığımız runner da bu şekilde uyumlu bir set oldu. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.